Yeni Ahit'in Matta İncil'inin bir bölümünde Hazreti İsa öğrencilerine şöyle bir soru sorar. Sizce ben kimim? Bu soru bazı araştırmacılar için aslında günümüzde dahi cevaplanabilmiş değil. Bu araştırmacılar yıllardır bir şeyin izlerini arıyor. Tarihi kayıtlar ya da arkeolojik buluntularda İsa'nın izini bulmak mümkün mü? Bugün kökleri neredeyse 2000 yıl öteye uzanan bu araştırma sürecinde elde edilen verilerin ne olduğu üzerinde durup çeşitli analizler yapacağız. Peki buna nereden başlamalıyız? Öncelikle yapmamız gereken şey, Hristiyanların kutsal kitabının bize bu araştırma ile ilgili ipuçları verip vermediğini saptamak. Hristiyanların kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes iki bölüme ayrılır. Eski ve Yeni Ahit. Bunlardan ilki daha çok Yahudi inancı ve tarihi ile ilgilidir. Bu bölümde İsa'nın hayatı ile ilgili herhangi bir şey bulmamız mümkün değil. Esasen bu konuyla ilgili bilgi edinebilmek için bakmamız gereken yer kitabın ikinci bölümü, yani Yeni Ahit kısmıdır. Yeni Ahit de aslında kendi içinde farklı bölümlere ayrılır. Örneğin İnciller, Elçilerin İşleri, Pavlus'un Mektupları bu bölümlerden bazılarıdır. Bunlar içerisinde yazım tarihi en erken olan, geleneksel olarak İsa'nın çarmıha gerildiği ya da başka bir ifadeyle göğe yükseldiği tarih olarak kabul edilen milattan sonra 33 senesinden yaklaşık 20 yıl sonra kaleme alınmış Pavlus'un Mektuplarıdır. Ancak Pavlus'un Mektupları da İsa'nın hayatıyla ilgili pek bir bilgi vermez. Bu mektuplar esasında Hristiyanlık öğretisini yaymak amacıyla dönemin bazı önemli şehirlerine gönderilmiştir ve daha çok Hristiyanlık öğretisinin ne olduğuna dair bilgiler verir. İsa'nın hayatından ve mucizelerinden bahseden İnciller ise daha sonraki tarihlerde kaleme alınmıştır. Örneğin Markos İncili'nin milattan sonra 66-70 yılları arasında, Matta İncili'nin 70 yılı civarında, Luka İncili'nin 80-90 yılları arasında ve Yuhanna İncili'nin ise 90 yılı civarında yazıldığı düşünülmektedir. Peki İncillerin İsa'nın ölümünden yıllar sonra yazılmış olması bu kitapların tarihsel açıdan önemine gölge düşürür mü? Açıkçası bu tarz durumlarda tarihçiler tarihi kayıtların niteliğini değerlendirmeye çalışırlar. Luka İncili'nin giriş bölümünde kitapta anlatılacak olanların o günlere şahitlik eden başka kişilerden nakledildiği açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu aslında pek çok tarihçinin uyguladığı bir yöntemdir. Örneğin birazdan ele alacağımız tarihi kayıtlar da İsa'nın ölümünden yıllar sonra kaleme alınmıştır. Bu noktada eserleri tarihsel açıdan güvenilir kılan şey nakledilen bilgilerin tutarlı olup olmadığıdır. İşte tam da bu noktada bazı tarihçiler, İncil'lerde verilen bazı bilgilerin diğer tarihi kayıtlarla uyuşmadığını ileri sürerek bu kitaplara tarihi açıdan kuşkuyla yaklaşılması gerektiğini düşünüyor. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Luka İncil'inde Büyük Herodes'in Yahudiye kralı, Kirinyus'un ise Suriye valisi olduğu dönemde Roma İmparatoru Augustus'un imparatorluk genelinde bir nüfus sayımı yapılmasını emrettiğini yazıyor. Ancak böylesine büyük çaplı bir nüfus sayımı ile ilgili herhangi bir tarihi kayıt bulunmuyor. Ayrıca diğer kaynakların ve Roma kayıtlarının Kirinyus'un milattan sonra 6 yılında Suriye valisi olduğu ve Büyük Herodes'in milattan sonra 4 yılında öldüğü konusunda mutabakat sağlamaları da böyle bir olayın yaşanmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Bu açıdan araştırmacılar söz konusu tarihi araştırmalar olduğu zaman İncillerin birer tarihi kanıt değil, tarihi eser olarak ele alınması gerektiğini savunuyorlar. Peki İsa hakkında tarihi olarak bilgi edinebileceğimiz başka kaynaklar var mı? Elbette var. Ancak sayıları ve İsa hakkında verdikleri bilgi oldukça sınırlı. Şimdi bunları analiz etmeye başlayalım. İsa ile ilgili tarihi kayıtların tamamı onun çarmıha gerilmesinden sonraki yüzyıllarda kaleme alınmıştır. Ancak bunların içinden bazıları diğerlerine nispetle daha yakın tarihlidir. Bu noktada İsa'nın çarmıha gerildiği milattan sonra 33 tarihinden itibaren 100 yıl içerisinde 3 tarihçi ön plana çıkmaktadır. Bunlardan biri Romalı tarihçi Suetonius'tur. Milattan sonra 121'de kaleme aldığı 12 Sezar'ın Hayatı adlı kitabında Suetonius, Crestus adlı birinin kışkırtmalarından dolayı sürekli olarak kargaşaya yol açtıkları gerekçesiyle Yahudileri sürgüne gönderdiğini yazar. Suetonius'un Crestus'a dair ifadeleri bunlarla sınırlı. Bununla birlikte bazı araştırmacılar Latince'de Mesih anlamında kullanılan Christus kelimesinin Crestus'la benzerliği üzerinde durmuştur. İsa'dan bahseden bir diğer kaynaksa yine bir başka Romalı tarihçi Tacitus'un kitabıdır. Tacitus, milattan sonra 64 yılında gerçekleşen Büyük Roma yangınını anlattığı bölümde İmparator Nero'nun yangına sebep olduğu gerekçesiyle
Hristiyanları suçladığından ve onları cezalandırdığından bahseder. Ancak Tacitus'un verdiği bilgiler bununla sınırlı değildir. Bu konuyu anlatırken ayrıca söz konusu Hristiyanların lideri olarak tanımladığı Kristus'tan da bahseder. Tacitus'un yazdıklarına göre Yahudiye'de savcı olarak görev yapan Pontius Pilatus, Kristus adlı bu adamı yakalamış ve onu korkunç bir şekilde cezalandırmıştır. Yani Tacitus da aslında İsa hakkında pek bir bilgi vermiyor. Ayrıca bu olayla ilgili verdiği bilgilerde de tarihi tutarsızlıklar mevcut. Zira Pilatus bir savcı değil, o dönemin Yahudiye valisiydi. Tarihsel olarak İsa'dan bahseden bir diğer kayıtsa Yahudi tarihçi Flavius Josephus'un Yahudi Tarihi adlı eseridir ve Josephus o dönemde İsa hakkında en detaylı bilgiyi veren tarihçi olarak dikkat çeker. Örneğin Yahudilerin Tarihi kitabında şöyle bir bölüm bulunuyor. O dönemde İsa adında bilge bir insan vardı. Gerçi ona insan demek ne kadar uygun olur bilmiyorum. Çünkü olağanüstü, harikulade işler yapardı. Gerçeği zevkle dinleyen insanlara öğretmenlik ederdi. Yahudilerden ve diğer milletlerden çok sayıda insanı etrafında toplamıştı. O, mucizeler yaratan Mesih'ti ve Pilatus aramızdan çıkan bazılarının tavsiyeleriyle onu çarmıha gerdiğinde sevdikleri onu terk etmemişti. İsa hakkında tarihi açıdan erken dönemde bilgi veren kayıtlar bu üç eserle sınırlı. Ancak tarihsel olarak İsa'nın izini sürmek için bakmamız gereken başka alanlar da var. Bunlardan ilki Filistin bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalar. Aslında İsa'nın kendisiyle ilgili bir arkeolojik veriyi bulmak mümkün değil. Arkeolojik kalıntılar genel olarak bizlere kişilerden ziyade toplumların kültürleri, yaşam tarzları, günlük alışkanlıkları gibi konular hakkında bilgi verirler. Ancak bu konuyla ilgilenen araştırmacılar İsa'dan çok İncil'in arkeolojik doğruluğuna odaklanıyorlar. Bu şu anlama geliyor. İncil'de bahsedilen ve tasvir edilen yerler gerçekten var mıydı? Ve tasvirler gerçekle ne kadar uyumluydu? Örneğin Yuhanna İncil'ine göre Bethesda adı verilen yerde beşe yanlı bir havuz bulunuyordu. 19. yüzyılda gerçekleştirilen bir dizi kazı çalışmasıyla Filistin bölgesinde buna benzer bir yapı ortaya çıkarıldı. Bunun gibi başka kazı çalışmaları da mevcut. Peki bunlar tarihi kanıt olarak kabul edilebilir mi? Araştırmacılar bu çalışmaların İncil'in yalnızca coğrafi olarak doğruluğunu kanıtladığını ileri sürüyorlar. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi arkeolojik veriler kişiler hakkında nadiren bilgi verir. Bu anlamda Hazreti İsa'ya dair arkeolojik veriyi aramak da aslında samanlıkta iğne aramaktan çok daha zor olacaktır. Arkeolojik bulguların yanı sıra Hazreti İsa'nın tarihsel varlığı hakkında başvurulabilecek bir diğer referans noktası da kutsal emanetler. Öncelikle nedir bu kutsal emanetler, bunu açıklayalım. İsa'ya ya da Hristiyanlıkta büyük önem taşıyan bazı azizlere ait olduğu düşünülen eşyalar, daha sonraları başkaları tarafından toplanmış, kilise ve manastırlarda veya bazı Hristiyan hükümdarların sarayında muhafaza altına alınarak buralarda sergilenmeye başlamıştır. İşte bu eşyalara kutsal emanet adı veriliyor. Ancak kutsal emanetlerin atfedildikleri kişilerle ne kadar alakalı oldukları oldukça tartışmalı bir konu. Çünkü kutsal emanetlerin kiliselerde bağış adı altında alınan paralar karşılığında sergilenmesi, bu işin zamanla getirisi yüksek bir ticarete dönüşmesine neden olmuştur. Özellikle Orta Çağ'da bu kutsal emanetleri arayan çok sayıda insan ortaya çıkmıştır. Örneğin her yerde Hristiyanların İsa'nın çarmıha gerildiğine inandıkları gerçek açın parçaları bulunuyordu. Reform hareketinin öncülerinden biri olan John Calvin'in de ifade ettiği gibi bulunan tüm parçalar bir araya getirilebilseydi bir yük gemisini doldurmak mümkün olurdu. Fakat İncil'e göre bu haç tek bir adamın taşıyabileceği büyüklükteydi. O dönemde İsa'ya, havarilere ya da azizlere ait olduğu düşünülen binlerce, hatta milyonlarca kutsal emanet ortaya çıkmıştı. O yıllarda yaşayan Hristiyanların birçoğu bunların gerçek olduğuna inanmış olabilir. Ancak bugün teknoloji çok daha gelişmiş durumda ve bilim adamları karbon 14 metoduyla bu kutsal emanetlerin tarihlerini yaklaşık olarak hesaplamayı başarabiliyorlar. Peki İsa'ya ait olduğu düşünülen kutsal emanetlerin hangileri milattan sonra 1. yüzyıla ait? Örneğin İsa'nın böğrüne saplandığına inanılan ve bugün Hofburg İmparatorluk Sarayı'nda sergilenen Longinus'un mızrağı 9. yüzyıla ait. Son akşam yemeğinde İsa'nın kullandığına inanılan ve günümüzde Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenen kutsal kase 6. yüzyıl dolaylarında üretilmiş. İsa çarmıhtan indirildikten sonra bedeninin sarıldığı Torino kefeni ise 13. yüzyıla tarihleniyor. Bunun yanında M.Ö. 1. yüzyıla ait olan bazı parçalar da var.
Örneğin Notre Dame Katedrali'nde bulunan dikenli taç ve Trier Katedrali'nde sergilenen kutsal çivi İsa'nın yaşadığı 1. yüzyılda üretilmiş. Yine de bunların gerçekten İsa ile ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği araştırmacılar arasında hala tartışma konusu. Tarihi olarak Hazreti İsa'yı ele aldığımız bu videomuzun sonuna geldik. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olduğunuzdan emin olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.